Tarsus Sarıveliler Mahallesi'ndeyiz. Yanımızda tekrar Seyfettin Evren. Tarsus Bağcı Tarım'dan Ali Bey, ziraat mühendisimiz. Burada çubuk sorunu, verim sorunu olan, evet, tamamı sorun olarak kabul edilen bir bağda, aynen öyle, bu sezon rekor gelişim topraktan uygulandı bağlarımıza. Neler oldu? Neler gördük? Toprağımız neydi? Ağaçlarımız, bitkilerimiz, bağlarımız neydi? Ne duruma geldi? Şimdi 5. yaşında bu bağ. 5 yaşında. Cinsi ne? Cinsi Victoria. Victoria. Bağda rekolte düşüklüğü yaşıyorduk her sene. Yani boş dolu sezonu oluyordu ama mesela son 1 yıldır 2 yıldır boş sezonu daha fazla boş olmaya başladı. Hı-hı. İşte Ali abinin tavsiyesiyle rekor gelişim kullandık. Hı-hı. Bir de şu orta bölgelerde şeyler vardı, bir flöksere sorunu olan yer vardı. Aynen. Şimdi toprağımız farklılık gösteren bir yapı. Toprak var aynı. Ama kireç oranı yüksek. Kireçli, maksimum kireçli. Var. Şimdi bu bağımızda şu üzümleri de gösterelim. Geçen sene şöyle bir sıkıntı vardı. Hem üzüm azdı hem de salkımlar ortalama böyle falandı yani. Bu sene en büyük salkım şöyle gibi bir şeydi. Hı hı. Bu sene gene iyi. Bu sene zaten çiçek açmadan bile salkımları yaklaşık yani bir 15 santimden falan başladı. Şimdi sürgün durumumuz. Aynen. İkincisi mesela çiçekten sonra bu Victoria cinsi ya da bu bağ özgü müydü tam bilmiyorum. Üzüm koruğa döndüğünde sürgün yapmıyordu. Hı hı. Biraz durgun duruyordu. Bağ her geldiğinde sanki susamış gibi duruyordu. Ama bu sene yani o kadar yoğun sulamama rağmen yani sürgünler artık ortada söyleyeyim canlı duruyor. Şimdi toprağınızla ilgili bir değişim gözlüyor musunuz? Toprağın biraz yumuşadığını, kabardığını, hı hı, diplerini falan yani daha böyle bir sular hale geldi. Alakalı. Çünkü bazı otlar var. Hı hı. Suluyorum bir hafta 10 gün sonra mesela ot oluyor. Otu kaldırdığında bile hala nemli. Toprağın altı nemli oluyor. Şimdi nemli kaç yani dönüm burada alan uyguladık? Buradası 12 dönüm. 12 dönüm. Hepsi tek cins Victoria. Daha önce de limon bahçenizi gezmiştik, evet, soğuk limon. Kuran. Soğukla alakalı burada bir sıkıntı oldu mu bu sene? Burada soğuk pek etkilemedi ama biraz böyle alt bölgeli şu aşağı doğru soğuk, aha, yoğundu. Yeni çıkan küçük sürgünlerin ucunu yaktı ama tekrarında yine sürgün sürekli patlamaya kalemlerde sürgün patladı. Şimdi çıktı yani. Ali Bey siz çok ne söylemek istersiniz burada teknik şimdi olarak? Bölgede Victoria'da özellikle fusarium sıkıntısı bizim bölgemizde bağlarda fazla miktarda var. Yani büyük sıkıntı. Mantarya hastalık. Yani burada kullandığımızda özellikle orta bölümde birazdan göreceğiz. Belli bir noktaya kadar geldiğinde bağ sürgünü durduruyor tamamıyla. Ama evet, bu sene itibariyle daha bir sürgün aktivitesi hızlı. Özellikle salkımlar küçük kalmadı. Tane şişmesi devam ediyor. Canlılık var bağda. Üzümün boyu olarak, salkım boyu olarak geçen sene mesela bu boylar yoktu. Bu sene gözle görülür şekilde farklılık şimdi var. Zaten ve tonaj bakımından da inanılmaz bir değişim. Ne kadar var fark var tonajda sizde geçen seneye göre? Yani kaç katıdır? 2,5 katının üzerinde bekliyorum yani. 2,5 katın üzerinde. Rahat. Şimdi salkım uzunluğu, tane iriliği, tabii, bunlar tane önemli. Kalitesi önemli. Verim özellikle. Şimdi bağ yüke geldiğinde sürgün yapmıyordu. Evet. Şu an bu bağdan her dönem yaprak alınabilir hale gelmiş. Aynen. Yaprağı bile satabiliriz. Yani şuradaki erkencilik, sözünüzü kestim. Erkencilik durumu da oldu sürgünlerde. Yaprakta ben kul satıyorum. Yani aşırı bir yaprak topladım, öyle söyleyeyim yani. Allah bereket versin. Şimdi burada tabii bizim çok tavsiye etmediğimiz bir olay ama hiç gübreleme de yapmamışsınız bu sene. Evet. Doğru mu? Taban gübresi. Ya ben onu yıllardır sürekli o taban kıştan gübreleri yıllardır kullanıyoruz. Yani artık ağacın onu çözmediğini, alamadığını inandığım şimdi için biraz da bunu şunun için söyledim. Yani bitki besleme ve koruma mutlaka yapılması gerekiyor. Tabii. Sonuçta toprakta ne varsa onu bitki alabilir. Yoksa zaten olduğu kadar olur. Ama bağlı olan, toprakta mevcut kalmış olan geri yıllardan sizin atıp da alınamayan, bağlanmış ne varsa bu bitki çalışmıyor olsa ya da o toprakta o çözülmemiş olsaydı şu an bu canlılıkta olmazdı. Evet, aynen. Şöyle floksara hastalığı olan yere doğru yavaş yavaş gidelim. Şu üzümleri gösterelim. Biz ekranda görülüyor. Hasat tarihi ne zaman bunların? Şey olarak. Hasat tarihi Temmuz 10-15 gibi. Temmuz 10-15 gibi. İnşallah o dönemde de ölçümleme yani yapacaksınız. Biraz geç oluyor ama burası güneye baktığı için biraz, aha, daha erken oluyor. Biraz daha erken geliyor. Gelelim Temmuz'un yukarı doğru. Yani ilk haftasında. Şuradaki burada mesela daha net böyle birlik görünüyor. Şunun. Yani geçen sene bunun 1/3 kadar bile değildi diyorsunuz salkımlar. Evet, bu sene maşallah yerleşmesi güzel. Şöyle gelelim. Hani
şöyle bir tutum var. Şu da şey, hani burada baktığımız zaman geçmiş yıldan da çok fazla öyle bir deli sürgün çubuğumuz yokmuş bu bağda. Geçen yıl. Evet aynen. Şu gördüklerimiz de çoğu taze. Yani şu teli geçmiyordu. Teli geçmiyordu. Yani tel burada şöyle kalıyordu diyelim. Evet. Doğru mu? Şu bölüme doğru hızlıca gidelim. Yani yüzde yarı yarıya diyeyim. Yarısı geçiyordu, yarısı geçmiyordu. Dengesiz bir büyüme oluyordu. Evet. O hastalıklı bölüm burası mıydı? Evet, şu bölge şu arada. Şimdi burada duralım mı? Burası uygun mu? Aynen. Ya zaten şu an bile biraz belli oluyor. Şimdi bu durduğumuz alanın şu orta kısım böyle. Floksora. Tabii yani belli dediğimiz boya gelip ondan sonra ilerlemiyor. Şimdi şurayı bir göstermek istiyorum. Seyfettin Bey, burada bu bölgenin tam şeyi nedir? Bu tarlasının olduğu, tarlanın olduğu yerin ismi ne? Yani Sarıveli bölgesi. Sarıveli'nin ne deniyor? Ne denir? Güney, kuzeyi vesairesi. Yani Sarıveli'nin şu an kuzeyindeyiz. Hani nokta belirteyim ki insanlar görmek evet, isteyebilir. Aynen. Burada şimdi floksora sorunu olduğunu söylediğiniz yerde hem meyve hem de şöyle bir sürgün. Aynen. Doğru mu? Evet. Doğru. Yani hem hani meyveden hem herhangi bir başka gübre de kullanılmamış. Yok. Herhangi bir ilaç uygulaması da yok. Hiçbir şey yok. Öyle bakım amaçlı yok ama hiçbir şey yapmadınız. Yönelik, aynen bir şey. Olay bu şekilde. Ali Bey, var mı eklemek istediğiniz burayla alakalı yorumunuz yani, sizin teknik başka olarak? Başka bağlarda da çekim yaptık. Orada da değişimleri gözümüzde görebiliyoruz. Müşterilerimize, çiftçilere rekor gübreyi öneriyoruz. Kullansınlar. Faydası var. Güzel bir ürün. Tonaj bakımından artış oluyor. Ağacın gelişimi, sürgün gelişimi, kalite, ağacın sağlığı. Bunlar için önemli olan zaten ağaçta genellikle bunlar. Evet. Bunlar da rekor gübre sağlıyor. Öneriyoruz yani biz de müşterilerimize. Sağ olsun onlar da kullanıyor. Dediğim gibi her zaman dönüşler gayet iyi. Memnun insanlar. Hı hı. Tavsiye ediyoruz kullanmalarını. Şimdi bağlarda taban rekor gelişim ürünümüz. Devamında ilk uyanış döneminde yaprak gübresi, rekor gübre, yaprak gübresi. Devamında meyve tane iyileştirme anlamında da rekor damlama ürünümüz var. Bunları program halinde sunuyoruz. Çiftçilere de buradan onu da anlatmış olalım takım halinde. Ve bu ürünler tüm meyve bahçelerinde, açık alan bitkilerde, her şeyde kullanılabilir. Var mı son eklemek istediğiniz? Yani çiftçilerimize öneride bulunmak istiyorum rekor hakkında. Yani ben kullandım, faydasını gördüm. Şimdi yani, şeyi de söyleyelim. Bu işin bir ekonomisi de var. Ekonomik kullandığınız olarak, ürünün evet, maliyeti getirdiği sonuçlara göre mukayese edilirse ucuz mudur, pahalı mıdır rekor gelişim? Yani ben rekor gelişimi ucuz buldum. Çünkü diğer gübrelerden de illaki kullanıyoruz. Yani ona karşılık ucuz ama aynı verimi alabiliyor muyuz? Muamma rekorda ama ben onu gördüm yani. Aynı ucuz sonucu olduğunu da düşünüyorum açıkçası. Hı-hı. Yani çalışan bir üründür. Evet, yani bağ sürekli. Hatta ben yani diğer ürünlerimi bağdan, bahçe, narinciye falan da kullandım. Hepsinde yani hepsinde o aynı gördüm yani. Gördük. Aynı. Bir noktada değil. Şeftali nektarınız var, limonunuz var, yani bu bağınız var. Kullandım ben. Tamamında kullanıldı. Ali Bey zaten birçok noktada kendisi sahada görüyor. Ve reçetelerinde öneriyor. Biz teşekkür ederiz. Bağınızı da gezdirdiniz. Bize böyle buradan imkanı sunduğunuz için. Türkiye'deki öyle bütün bağcılara, Tarsus bölgesi olsun, yaş üzüm, kurutmalık üzüm, sofralık üzüm tamamına buradan referans olacaktır. Tabii ki. Her